Bir konu oldu. Evet. Öncelikle bakın bir şey dediniz. Söyleminiz şuydu. İslam Alevilik. Söylem, önce söylem yanlış. Sünni ve Alevi demek lazım. Sünnilik eşittir İslam değil ki. Bugün bu arkadaşlarımız Sünnili İslam olarak geliyorlar. En büyük hata bu. Sünnilik eşittir İslam dışı. Bakın Sünnilik eşittir İslam dışı. Neden? Sünniliğin kurucusu kim ona bir bakalım. Bugün bu arkadaşlarımız Sünnili İslam olarak görüyorlar. Dünyada çoğunlukla ibadet tarzını yani İslam diye kastedilen kesin. İmam Hüseyin 70 kişiydi ama Yezid de 20 bin kişiydi. Ama İmam Hüseyin'in varlığı kendi varlığıyla bilinir. Sünni aleminin çok olması çoğunluk her zaman doğruyu getirmez. O zaman 2,5 milyar Hristiyan var ki o zaman doğru yollar yapıyorlar. Çoğunluğa göre olursa bu hata olur. Genel görüş öyle. Şunu belirteyim, açayım. Bakın Sünnilik başka bir şey, İslam başka bir şey. Karıştırılan nokta bu. Sünnilik eşittir İslam değildir. Bugün 5 vakit namaz diyorlar, doğru mu? Ama Kur'an'da 5 vakit namaz yok. O zaman bu arkadaşlarımız nasıl tahlil edecekler? Nasıl ortaya koyacaklar? 5 vakit yok. Ama siz diyorsunuz ki İslam eşittir 5 vakit namaz. 30 günlük oruç. 30 günlük oruç yok. Niye? Çünkü mezhep anlayışının yorumlarıyla gelen bir ibadet. İşte burayı görmemiz lazım. Bu arkadaşlarımızın en büyük handikapı İslam'ı tanımamaları. Sünniliği tanıp İslam olarak görmeli. Bakın İslam'ın şartı 5. İslam'ın şartı 5 ise peki Kur'an'ın diğer ayetleri ne? Namaz kılmayan adamın cehenneme gideceğine dair hiçbir ayet yok. Ama kul hakkı yiyen herkesin cehenneme gideceğine dair ayet var, doğru mu? Doğru. O zaman İslam'ın şartı kul hakkı. Çünkü bugün cennete gitmenin en büyük unsuru namaz değil. Namaz kılarsan cennete gidersin. Ama Kur'an'da bugün biz ona salat diyelim, namaz demeyelim. Açıktan açığa salat kılanların cehenneme gideceğini söyleyen ayet var. Maun suresi. O gösteriş için ibadet yapanların cehenneme gideceğini söylüyor. Onun için bu arkadaşlarımızın tahlilleri bakın çürüdü. Çöktü. Sünniliğin şu anda ibadetlerinin %90'ı Kur'ani değildir. Muaviye ile başlayan itikadi mezhepler, Abbasiler ile başlayan fıkhi mezheplerin yorumudur. Sünnilikte var olan ibadet şekilleri mesela namazın şekli İslami değil, putperestlerin putlara tapınma şeklidir. Çünkü Muaviye iktidarı eline aldıktan sonra Hazreti Peygamber'in getirdiği inancı yavaş yavaş ekarte etmeye başladı. Eski gelenekleri ibadetin içine sokarak İslam olarak göstermeye başladı. Bakın bugün Sünni kardeşlerimiz biz ehli sünnet diyorlar, doğru mu? Kur'an'da olmayan şeyleri neyle gösteriyorlar? Sünnetle. Sünnetle. Ama sünnetin çıkış noktası kim biliyor musunuz? Muaviye. Muaviye diyor ki bu konuda yok mu? Adamlarını topluyor, bu konuda nasıl bir sünnet yapabiliriz? Onun için güzel canlar. İyi analiz edelim. Bakalım. Biraz daha genişletelim biz bunu. Cem ve cami. Demin dediniz İslam'da cami var. İslam'da cami yok. Sünnilikte cami var. İslam'da mescit var. Bir yanlış tahlil daha çıktı. Bakın dikkat ederseniz. Neden? Hazreti Peygamber döneminde cami diye bir kavram yoktu. Mescit kavramı vardı. Ve bir Mescid-i Kuba, ikinci Mescid-i Nebeviye'ydi. Burası şu anda Cem evi değil mi? Bakın, Cem ibadet yapıyor muyuz? Sosyal, siyasal her noktada konuşma ve sohbet yapıyor muyuz? Hazreti Peygamber'in mescidini ben size anlatayım. Bakalım hangisiydi? Bir, devlet kararları mescitte alınırdı. Nikahlar mescitte kılınırdı. Fakirler mescitte doyurulurdu. Evleri olmayanlar mescitte barındırılırdı. Ashab-ı Sofa'nın ilim irfanı mescitte yapılırdı. Yoksul ve fakirlere yardım dağıtımı mescitte yapılırdı. Bakın dikkat edin. Cem evleri mi Hazreti Peygamber'in mescidine uyuyor? Yoksa Sünni kardeşlerimizin ibadet hanesi olan belli zamanlarda girip
ibadet yapıp çıkmakla mı? Hangisi? Cemevi. Evet. Cemevi uyuyor. Sorun ne biliyor musunuz? Bu arkadaşlarımızın İslam'ı anlatırken sünni mantıkla anlatır. Örneğin Hazreti Muhammed 9 tane kadın almıştır. Diyoruz ki delilin ne? Öyle diyorlar. Kim diyor? Sünni anlayışında var. Hamalevi anlayışında 2 tane eşi var. Birisi Hazreti Hatice, öldükten sonra Mısırlı Maria. 2 eş. Onun için sünni mantığı getirip İslam mantığı olarak göstermek kadar yanlış bir şey yok. Örneğin demin dediniz saz. Peki bugün Nusayri Araplar, demin arkadaşımız Nusayri canlarımızın çok bilinçli bir önderinin gelmesinden bahsettiniz, doğru mu? Niye getiriyorsunuz? Saz yok onlarda. Siz Araplaştırıyor musunuz? Bakın cevap çıkmaz. Çıkaramazsınız cevap. Doğru mu? Cevap verebilir misiniz? Sadece diyeceksiniz ki efendim Ali Yeral çok bilinçli bir adam. Bilgilerden yararlanmış. Ama siz Arap Aleviliği anlatımını yaptıracaksınız. Saz yok. Kadınların ibadete girmediği bir anlayıştan geliyor arkadaşımız. Kadınlar Arap Alevilerine giremez. Yasak. Evet. Lütfen. Nereden geliyor? Nereden bildeki? O zaman çok iyi bilmek lazım bunları. Bakın ya Aleviliği tarihsel olarak çok iyi bileceğiz, ne yapacağımızı bileceğiz. Yoksa yapacağınız her şey sizin tarih içinde sorumluluk bilinci içine sokar. Doğru mu? Biz Aleviler ya çok zeki olacağız ya da sadece olması için yaparsak hatalarla devam edeceğiz. Hangi mantık? Bilinçli olma mantığı. Şunu söyleyeyim. İbadet iki türlü. Bir, şeriat ehlinin yaptığı ibadet. İki, tarikat ehlinin yaptığı ibadet. Bugün siz şeriat kapısının hiçbirini işlemiyorsunuz ki. Tamamen tarikat içindesiniz. En büyük hata bu. E bugün Şiiler diyor ki biz Aleviyiz. Ama namaz kılıyor. Doğru mu? Oruç tutuyor. Ama diyor ki ben Aleviyim diyor. Bakın çok incelememiz lazım. Anadolu Alevi 4 kapı 40 makam Alevidir. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Siz şeriat kapısını işlemek zorundasınız. Ama sizin şeriatınız sünni şeriatından farklı işte. Muaviye şeriatı ile Muhammedi şeriatı birbirinden ayırt etmek lazım. Bugün o arkadaşlarımızın üstü handikap bu işte. Hazreti Muhammed döneminde kadınlar erkekler birlikte ibadet ediyordu. Erkekler öndeydi, kadınlar arkadaydı. Ama aynı mescitteydiler. Ebu Bekir de bir perde çizdiler. Muaviye ile kadınların hepsini meclisten çıkardılar. Yaşar Nur Öztürk'ü dinleyenleriniz varsa bugün diyor ki ben böyle namaz kılmam ki diyor. Alevi değil ki bu adam. Alevi değil. Sünni bu adam. Doğru mu? Niye iki secde? Bakın biz de diyoruz. Daha önce de söyledik. Yaşlarımız burada. Siz sabahları kalkıp kapıların önü süpürüldükten sonra ellerinizi açıp dua etmiyor muydunuz? Ya Nur Muhammed, ya Yakup. Peki ne oldu? Bugün niye yapmıyorsunuz? Onlar Aleviydi de. Bazıları yapıyor. Bazıları yapıyor. Ama çoğumuz yapıyor muyuz? Yaşlarımız yapıyordu. Eski şarpa. Niye onlar niye onlar eksik veya da yanlış biliyorlardı? Biz terk mi ettik? Hocam bir şey söyleyeyim. Onu da açacağım. Açacağım. Tek tek. Şunu açayım. Çok rahat sorularını sor bir tane. Hiç sıkma canım. Çok rahat. Şimdi bu soru gerçekten önemli. Alevilik İslam'ın dışında değil. Bakın Hazreti Muhammed Kırklarla birlikte müzikli ibadet yapıyordu. Hep ve Arapların bir saz türü var, onu da yapıyordu. Hazreti Davut Rebap'la ibadet yapıyordu. Rebap'la çok dikkatinizi çeksin. Hazreti Peygamber işin hakikatini anlayanları tarikata alıyor. Hakikati anlamayanlar şeriatta kalıyor. Hadi ilkokulu bitirmeden ortaokula yazılabilir misiniz? İşte bugün Alevi birinci basamağı bitirmeden sadece ikinci basamağı işleyen bir toplum. Onun için bak asimile oluyoruz. Neden? Kabuk yok çünkü. Kabuk yok. Düşünün. Köyde dede yoksa ibadet var mı? Yok. Ne kadar kötü bir şey. Hadi dedi biz dedeleri koydular fırına yaktılar. Sabun yaptılar bizden. Peki siz
Dede yok diye ibadet yapmayacak mısınız? Yapıyoruz. Ama bak, Cem ibadet için pir temel, temel nokta. Dede yok mu o köyde? Orada içinden bir talip dedeler milletiyle seçilir. O ibadeti yaptırır. Dede geldiği zaman tekrar yerini dedeye bırakır, pire bırakır. O zaman ne olmuş olur biliyor musunuz? Tıkanan bir inanç yakalamış olursunuz. Bu inançta tıkanma yok. Tıkandı an birinki inancınız bittidir. Sorunları çözme noktası yoksa inancınız bitmiştir. Ama evlilikte çözümsüz hiçbir şey yok. Her şey çözümlenebiliyor. Onun için o noktada bizim şunu bilmemiz lazım. Evlilik İslam'ın dışında diyenler şunu getirmişti. Bak İslam'ın şartı 5. Biz yapmıyorsak biz değiliz. Kardeşim İslam'ın şartı 5 değil ki. O sünniliğin şartı. En büyük fark olarak Cem'le evlendeki ibadet tarzı ile ezici çoğunlukla İslam diye denilen kesimin ibadet tarzı arasında İslam demeyelim bakın sünni. Evet. Sünni. Evet. Sünni. Biz İslam'ız. Bakın Alevilik ne der? Allah'a kul, Muhammed'e ümmet, dini İslam, kitabı Kur'an, Adem atanın zürriyetinden, İbrahim peygamberin milletinden, Ehl-i Beyt'e taraf, soyuna talip, İmam-ı Cafer-i Sadık edep erkanıyla hareket eder. Temel ülke bu. Bunun ötesi yok. Peki şunu söyleyeyim. Dediniz ki Cem ibadet en büyük farklılık değil mi? Evet, öyle güzel. Çok güzel. Şimdi orayı da çürüteceğiz. Cem'de Allah diyor musunuz? Tabii canım. Muhammed diyor musunuz? Evet. Siz bizi kandırıyorsunuz. Bakın dikkat edin. Diyaletiği bilmeyen insanlar çelişkilerle biterler. Allah dediniz. Ama Muhammed diyorsunuz, sonra diyorsunuz İslam dışı. Cem'de şey mi diyoruz? Sümerlerin tanrılarını mı, Babil tanrılarını mı sayıyoruz? Bakın güzel canlar, her yerden çürüyor. Doğru mu başkanım? Bak çürüdü. Allah, Muhammed, Ehl-i Beyt, 12 imamlar. Siz niye o zaman İslam dışıysanız Hazreti Muhammed'in torunlarının isimlerini okuyorsunuz? Onun da şey gerekçesine dayandırıyorlar. Yani geçmişteki inanç tarzının Anadolu Alevilerinin, bugün deniyor Anadolu Alevilerinin, İslamiyet'in Anadolu'ya gelmesiyle birlikte, daha doğrusu bu İmam Hüseyin'le katledilmesi, şehit edilmesiyle kendi İmam Hüseyin'i yani Alevi Ali tarafı yanından daha kendine yakın gördükleri için kaynaşma kontak böyle kurulduğunu iddia ediliyor. Peki tez, bu ikiyüzlülük değil mi? O zaman bu Aleviler ikiyüzlülük yapmış. Kendine kendilerini saklayarak yani. Bakın her taraftan çürüyor. Görüş odur yani. Ama çürüyor. O zaman demek ki Aleviler riyakar bir toplum haline gelmiş. Bu Alevilere en büyük hakaret. Ne diyorsunuz biliyor musunuz? Aleviler riyakarlık yapmış, çizgülük yapmış, kendilerini gizleyerek, onları taraf yaparak devam etmişler. Peki bir şey diyeceğim. Sizin pirleriniz seyit olmak zorunda mı? Evet. Evet öyle ya. Biz biliyoruz. Yine çürüdünüz. Peki seyitler kimin soyundan geliyor? Kimin soyundan? Hazreti Muhammed'in soyunda. Bugüne kadar siz Muhammed Mustafa'nın evlatlarının yanında pir deyip secde etmişsiniz. Cem'in temel unsuru pir de efendim. Ve diyorsunuz ki efendim takiye yapmış. Valla Muhammed evlatları hiç takiye yapmadı. Bak biz buradayız. O takiyeye de ihtiyacımız yok. Çürüyor her yerden. Güzel canlar. Sebebi ne biliyor musunuz? Bu arkadaşlarımız bizim gibi dedelerle karşılaşmadı da öyle attılar, 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 şimdi çürümeye başladılar. Biz diyoruz ki, gelin siz kadrolarınızı, biz dedeler de kendi kadrolarınızı çıkalım. Nerede ve nasıl istiyorsanız. Siz İslam dışı mı, biz de İslam'ın içini anlatalım. Allah, Muhammed, Ali, 12 imamlar, Cem'lerde hu kelimesini kullanıyor musunuz? Aslında hu'dur, bir inceltilmiş şekli. Kur'an, yani şunu söyleyeyim, hü yok aslında. Hu. Bakın eski erenler, hu erenlerden. Pir Sultan'ın kendi köpeklerini bile çağırırken sedası budur. Allah Allah diyor musunuz Cem'lerde? Hak la ilahe illallah diyor musunuz? Vallahi ben Sümerleri araştırdım, bunların hiçbiri yok onlardan. Yok mu? Çünkü İslam değil ki onlar. İslam'dan, milattan önce 3500'lerde yaşamış bir devlet.
Evet. Bugün oraya bağlı bir alevi değil. Kısa yok. Aslında kısacası Zerdüştlük inancına getirip dayak ediyorlar. Yani sonuç olarak orası. Zerdüştlük milattan önce 700 yıllarına dayanır. Zerdüştlük nedir? Ateşe tapan Zerdüşt tarafından güneşe tapanlar. Bakın dikkat edin, birbirinden ayırmak lazım. Alevilikte güneşe tapma yok ki. Sadece der ki ay Ali'dir, gün Muhammed. Ne de onun bir anlamı var. Zahir ve batın. Ali batındır. Muhammed zahirdir. Zahir güneştir. Batın ise karanlığın içine çıkan ayın nurudur. Onun için aya niyaz etmemizin sebebi o. Bunları ayırt etmek lazım. Bakın biz cemlerde çera yapıyoruz. Doğru mu? Doğru. Hangi ayete dayanarak? Nur suresi 35-36. Dar duası alıyorsunuz, kıyam yapıyorsunuz. Tecelli ve temenni alıyorsunuz. Secde ediyorsunuz. Ama lütfen bir bakalım o eski inançlara secdenin şekli böyle mi? Yok. Böyle bir secde şekli yok. Onun için bu arkadaşlarımızın tezleri artık çürümüştür. Biz İslam'ız ama şunu söyleyeyim. Biz Sünni veya da diğer olgularla İslam değiliz. Biz dört kapı 40 makamla İslam'ız. Ham Evrah'ın insan-ı kamil aşamasına gitme noktasındaki olgularla İslam'ız. Ama Sünnilik İslam değil. Ben size açık söyleyeyim. Sünnilik eşittir, İslam dışıdır. Şu anda Sünnilik'te var olan ibadetlerin çoğu Kur'an'da yok. Analiz edelim. 30 günlük oruç Kur'an'da yok. Derler ki işte ayet diyor ki Ramazan ayı. Doğru. Ramazan ayı odur ki. Çünkü orucun hangi ayda tutulması gerektiğini söylüyor. Ve diyor ki Ramazan 11 aydan üstün mü diyorlar. Ama Kur'an, ama Kur'an'da bir ayet var. Diyor ki Kadir gecesinin niteliğini sen ne bilirsin? O bin aydan daha hayırlı. Şehri Ramazan ellezi. Şehri Ramazan demek Ramazan ayı demek. Şehir. O ayda Kadir gecesi olduğu için o ayda Kadir gecesi için 3 günlük sam var. 30 günlük değil. 30 günlük oruç katil orucudur. Kerbela'da İmam Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra önce 60 sonra 30 güne indirilmesiyle tutulan oruçtur. 5 vakit bakın bugüne kadar dediler ki 5 vakit Kur'an'da var, doğru mu? Ama şimdi diyorlar ki efendim 5 vakit yok. 3 vakit var. Diğer ikisi sünnet. Ama şart diyordunuz. İslam'ın şartı diyordunuz. Onun için bunları iyi bilmek lazım. Yoksa o handikapta boğuluruz. Evet, gencimizin soruları var. Herhalde sizin sorunuzu. Sağ olun, teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Şununla başlamak istiyorum. Aslında zaten konulara değinmiştiniz ama konuşurken mesela Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorsunuz. Ama mesela Hadis-i Şerif'in Alevilerde hangi yeri var? Ve buna bağlı olarak da belki birbirini kapsıyor da olabilir. Mesela örneğin ezan Aleviler ne ifade ediyor? Ve ezan nereden gelme? Ve mesela şu da bir şey, bir çocuk doğduğunda işte kulağına ezan okunması gerekiyormuş, o ismi verilmedi. Böyle şeyler işte... Tek tek alalım mı? Evet, ya işte hani birbirini kapsadığı için... Siz tek bir mesela hani şeyler... Zaten soruların hepsi de bu kadar. Evet. Hadis, şimdi şunu söyleyeyim, şöyle bir açılım yapalım. Farz, Allah'ın emri. Hadis, Hazreti Muhammed'in söyledikleri, sünnet, Hazreti Muhammed'in yaptıklarına deniliyor. Hazreti Muhammed'in sözü Kur'an'a çelişkili mi olmalı yoksa uyumlu mu olmalı? Uyumlu. Bugün hadislerin %90'ı uyumsuz. Çok, çok basit. Biz hadisleri şöyle kabul ediyoruz. Bir, Ehl-i Beyt'ten gelecek, 13 imamlardan gelen bütün hadisleri kabul ediyoruz. Biz hadisi inkar etmiyoruz. Kabul ediyoruz ama kabul noktamızı söylüyoruz. Ehl-i Beyt hanedanından gelme. Bugün düşünün. Sünni kardeşlerimizin en büyük hadisçisi kim? Buhari. Hazreti Muhammed'den kaç yıl sonra yaşamış? 250 yıl sonra. 250 yıl sonra toplamış hadisleri. Bunlar hadistir demiş. Bakın güzel canlar. Şuradan başlayalım. Bir söz söyleyelim. En sona kadar gitsin. Bir cümle kuralım. Mümkünatı var mı? Ama hadisi inkar etmiyoruz, kabul ediyoruz. Ehl-i Beyt hanedanından olmak şartıyla. Ezan bize ne ifade ediyor? Hiçbir şey.
diyeceksiniz niye? Bunun sebebi var. Hazreti Muhammed döneminde ezan yok. Ezan Ömer döneminde başlayan bir olay. Ömer döneminde başlayan bir olay. Hazreti Peygamber döneminde ne vardı? Çağrı. Bakın dikkat edin. Ezanın Türkçe anlamı çağrı demek. Neye çağrı? İbadet. Yani onlara göre namaza çağrı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Sonra hayye salla. Bakın namaz kelimesi görüyor musunuz? Burada da çok önemli bir anlık yapar. Ezan, Hazreti Muhammed'den sonra günlük ibadet noktasında başlatılan bir şeydir. Hazreti Muhammed döneminde yapılan şey şu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Anlamı ne? Allah büyüktür, Allah büyüktür. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammeden Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Çağrı. Neye çağrı? Allah'ın tevhidine çağrıdır. Ama sonra ezana çevrildi. Diyelim ki şu anda dediniz ki çocuğun kulağına ne okunuyor? Ezan yani. Çok güzel güzel canlı. Bakın çelişki o kadar bariz ki. Çocuğa ezan okuyorsunuz. Ezanın anlamı namaza çağrıydı değil mi? E bu çocuk fahmetmiyor. İsim vermeden önce diye. Ama bak şimdi isim nasıl verilir? Bize de isim verme erkanı var. Elbette var. Doğan çocuğa isim erkanı var. Ama bak dikkat edin ezan okunuluyor. Ezan niye okunulur? Aklı kamillerin ibadete gelmesi noktasında okunur. Bir çocuk şey diyorsunuz. Hayat salla. Çocuğa diyorsunuz ki namaza gel. Duaya gel. Yanlış. Biz ne okuyoruz? Biz şunu okuyoruz. Arapçası eskide Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi diyoruz ki Allah'ım ulusun, yücesin, büyüksün, kadirsin, kadirsin. Yok senin eşin ve benzerin, Muhammed senin Resulün, Ali de velin. Ya Rabbi bu duanın çocuğu musun? Senin adınla anne baba ismi ve çocuğun ismini vererek isim koyuyorsunuz. İsim koyma erkanı. Sonra doğan çocuğu için çok güzel bir dua var. Ey Rabbül Alem, bu doğan çocuğumuzdan kazayı, belayı, afeti uzak ede, sağlık, sıhhat, huzur, bereket nasip eyle. Devam ediyoruz tek tek. Ondan sonra bu duayla birlikte lokmalar varsa lokmalar dağıtıyor. Bu şok, bu şekilde de isim koyma erken oluyor. Ama ezanla olmaz. Bak, ibadete çocuğu ibadete çağırıyorsunuz. Böyle bir mantık olamaz. Evet, bir şey söylüyorum. Cemlerde geçe bir tartışma oldu bir yerde. Cemlerdeki yemek konusu Hazreti Peygamber'in İslam'ı yaymasıyla birlikte işte İslam'ı yaymak, savaşa gitme, gelme sonuçları ve halkın yoksul durumlarını o dönemde doyurması anlamına gelmiyor. Çünkü cemlerimizde bu kadar israfın acaba İslam'da bir kuralı var mı yok mu? Bir de saz doğru ibadetlerle saz vardır. Ama biz tarikatta saz var. Tarikatta vardır da İslam'da saz yok. Diğer büyük bir şeyler vardır. Daha doğru Anadolu Aleyhi'nin gelişmesiyle birlikte görüyoruz ki bu İslam'a girmiştir. O bir hakikaten Anadolu Aleyhi'nin gelişmesiyle birlikte o işte Muaviye döneminin Emevi saltanatı, Abbasiler devrindeki Abbasi döneminde gerçekten uzun süre düğümünü görüyoruz ki o da Hazreti Peygamber'in amcasının oğullarıdı. Ki onlara en büyük zulmü gördük Abbasi oğullarında. İşte daha sonra Osmanlı'ya, Osmanlı düğümüyle karşılaştık. Fakat o dönemde işte Anadolu Alevi'yi gelişti. Gerçi o zulme karşı baş kaldırdı. Fakir cemlerinize müsaibiniz yoksa giremezsiniz. Müsait lokması yiyemezsiniz. Müsait cemlerindeki tevhid halkası ancak müsaitler oturabilir. Bu ikinci bölüm. Üçüncü cemül cem, bu toplamların toplamı demek. İlim, irfan, kemalet ve marifet sahibi olanların yaptığı cem burası. Dördüncü cem, ehad tek demek. Kırkların cemi teklik cemidir. Bakın, tende, ruhta, canda, kanda bir olmak. Bunu nerede görmüştük? Hazreti Muhammed soruyor. Diyor ki sizin büyüğünüz kimdir? Diyorlar ki bizim küçüğümüz de büyüktür. Büyüğümüz de büyüktür. Hatta küçüğümüz doludur. Büyüğümüz dolu. Birimiz 40, 40'ımız daha biriz diyor. O zaman diyor ki siz çok büyük konuşuyorsunuz.
Madem hepiniz birseniz, sizin bana nişan göstermeniz lazım. Bunu delille beyan etmeniz lazım. Hazreti Ali elini uzatıyor. Neşter bıçak vuruluyor. Hepsinin elinden kan geliyor. Bir damla da camdan gelip yere düşüyor. Anladınız mı? Şimdi bu cemlerde, ama bu cemlerde biz tek tek değil, yakalayamıyoruz ki. Kim var mı? Var. Kibir var mı? Var. Buz var mı? Var. Şunu söyleyeyim. Çekememezlik, dedikodu, bunların olduğu yerde teklik olmaz ki, hak olmaz ki. Hak olursak, bunları bunlardan sıyrılırsak bu gerçekleşir. Cemlerin mahiyeti bu. Yoksa bunu yapmanızın mümkünatı yok. O cem çok özel bir cem. Ancak hak ile hak olmuşların cemi. Zaten sorun, biz de burada hak ile hak olmuş olsaydık bu soruları konuşmazdık. Hakkın mertebelerini konuşurduk. Dedim ben küssem, tamam kabul edin. Hollandaca yazmış, Türkçesini ben size vermiyorum çünkü Hollandaca'sı bilmediğim için. Aleviler neden parantez içinde ibadet ediyorlar? Hazreti Muhammed de bunu yapıyor muydu diye. Şunu söyleyeyim, parantez dediği tevhid demek evet, anlamında. Evet. Hazreti Peygamber cemi, kırklar cemi, tevhid şeklinde, yuvarlak daire bir şeklinde yapıldı. Yarım halka taliplerin, o yarım halkada pir, rehber, mürşidindir. Dikkat edin. Kirlerin olduğu bölümün arkasında oturulmaz. 180 derece insan-ı kamil noktasında tamamlanması gereken, diğer derece ise insan-ı kamil noktasındaki sırları bilme noktası. Onun için Hz. Muhammed de aynı şekilde o parantez dediği olguyla hareket ediyordu. İkinci sorusu, hacı nasıl yaşıyoruz Mekke'ye gidince? Şunu söyleyeyim. Bugünkü var olan hac, Hazreti Peygamber'in yaptığı hac şekli değil. Aleviler niye gitmiyor? Şimdi Kur'an'da hac var mı? Var. Ama Aleviler niye hacca gitmiyor? Bu nokta çok önemli. Bir, şu anda yapılan hac, Sünniliğin Hanifi mezhebine göre mi yapılıyor, yoksa İslam'a göre mi? Hanifi mezhebine. Bir Alevi hacca gider, Sünni Hanifi inancıyla hac ederse mezhebini değiştirmiş midir? Evet. Niye gitmediğimiz ne çıktı mı ortaya? Çünkü giderseniz Hanifi mezhebiyle yapmış olur. Peki olması gereken ne? Şunu söyleyeyim. Olması gereken Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed ömründe bir defa hacı yaptı. 631. Tek bir defa. Kabe'nin önce ihrama girilir. Bakın size bir örnekleme yapayım. Çok daha iyi anlayacaksınız. Bir dakika. Güzel canlar. Siz müsaitlik cemi gören kaç kişi var? Müsaitlik. Bir. Ama ben size anlatayım. Bir. Müsaitler, müsait olmadan önce üzerlerine bir çarşaf veya da yakasız gömlek atılır mı? Ölmeden önce ölme. Şeriat kapısında ihram haçta giyilir. Tarikat kapısında ihram pir mürşidin karşısında giyilir. Dikkat edin. Haçta 7 defa Kabe'nin çevresinde dönmek, 7 nefsi terbiye etmek demektir. Son 2 rekat namaz kılıyorlar biliyorsunuz. Kabe'yi kaldırın, hepsi cemal cemale ibadet ediyorlar. Pirin karşısında da tevhid halkasının içerisinde cemal cemale ibadet edersiniz. Müsaitlik cemlerinde kurban kesme zorunluluğu var. Gücü olmayanlar da gücü olmuyor. Diyelim ki bir kurban alamadı. Bir elmayı kurban olarak pire getiriyorlar. Elmayla müsait olabiliyorlar. Dikkat edin, bazı bölgelerde Muharrem ayında elma kesilmez. Sebebi de elma kurban yerine geçtiği için. Yenilmez. Şeye çıkarlar, Arafat'a çıkarlar güneşin doğuşunu. Oradaki güneş zahiridir şeriat kapısında. Tarikat kapısında, pir meydanında gönül güneşinin doğmasıdır. Zaten gönül güneşi doğarsa bir daha kör olmazsınız. Gönül gözü açıldığı zaman hak görünmeye başlanır. Çünkü perdeler kalkmıştır. Onun için her kapıdaki ritüelleri bilmezseniz zaten edersiniz. İhram giyilir, 7 defa dönülür, Arafat'a gidilir ve saç kesilir. Eskiden tarikata girenler saçları, başları tıraş edilirdi. Şimdi yapılmıyor. Sebebi ne biliyor musunuz?
tarikata gidenlerde cinsiyet ayrımı bitiyor. Cemlerde niye diyorsunuz bacı kardeş? Ama karı koca da giriyor. Doğru mu? Hoca hariç. Evet. Ha, onlar da dahil. Cem de karı koca da bitiyor. Tek bir şey. Can. Can olgusu giriyor. Çünkü bu kapıdan çıktığınız zaman yine şeriata dönüyorsunuz. Burası tarikat. Ama dışarısı şeriat. Onun için şeriattan tarikata giriş yaptığınız için her kapıda ritüel değişiyor. Bakın ne kadar benzer değil mi? İşte biz bunları bilmediğimiz için karıştırıyoruz sadece. Karıştırıyoruz. Bizim bir soruları devam edeyim istersen şey. Üçüncü soru Mevlana Alevi mi? Alevidir. Okay. Dördüncü onu soru... şöyle yapalım. Mevlana başta Sünnidir. Sünni kökenlidir. 40 yaşına kadar molla olarak yaşamıştır. 40 yaşında Şems-i Tebrizi, Şems güneş demektir. Mevlana'nın Şems'i güneşi olduğu için 3 yıl içinde Mevlana'yı paramparça ediyor. Mevlana'nın bir sözü var. Pejmurde kılıklı bir adam geldi, beni tarumar eyleyip gitti. Sebebi şu, bildiği her şeyin yanlış olduğunu gösterdi, yeniden donattı. Kiminle? Ali'nin ilmiyle. Onun için 40 yaşından sonra da çok koyu bir Alevidir. Hatta Nad-ı Ali diye bir duası var, bir yazısı var. Güzel canına. Tek bir şey kalmış. Yani sen Allah'sın deme sözü kalmış. Saymış da saymış hepsini. Ama dedem, Sünni Alevi olabilir mi? Olabilir. Yok. Ve her peygamber iki secde salat yapıyor muydu? Evet, bütün peygamberler, bakın iki tane secde var ama ondan sonra iki tane secdeden istediğiniz kadar yapabiliyoruz. O size kalmış bir şey. Ama iki secde bütün peygamberler yapmış, bütün peygamberlerde var bu. Salatın şekli olarak Ali bile cemlerde dar duası alıyor mu? Alıyor muyuz? Evet. Tecella ve temenne duası alıyor muyuz? Evet. Secde yapıyor muyuz? Evet. Salatın şekli işte. Kıyam, rükü, secde. Halif toplumu bunu biliyor. Fakat bunların isimlerinin ne olduğunu bilmediği için ifade edemiyor. Dar duası alıyorsunuz, tecelli alıyorsunuz, secde ediyorsunuz ama bir daha kalkmıyorsunuz. Kalkmıyorsunuz. Ama Alevi toplumu salatını diz üzerinde yapmış. Eski dedelerimiz hep diz üzerinde gelip yaparlardı. Diz üzerinde. Ama kıyam rükü dersen cemlerdeki dar, tecellat, temenna ve secde. İşte bu şekilde. Benim ama arkadaşın soru demek istediği her gün yani. Üç kere yapılıyor mu yani? O hangi şekilde şunu yapılıyor? Şunu demin söylediğim şekilde diz üzerine gelip dualarınızı okuyor. Diyeceksiniz hangi dualar? Önce salavat. Sonra 12 imamların ismine salavat getiriyoruz. Çünkü onlara salavat getirmeden Alevi toplumu ibadet etmiyor. Dikkat edin cemlerde bile 12 imamlara salavat getiriyoruz. Sonra Allah'ın ululuğunu hazmettiren esmalar. Ulusun, yücesin, büyüksün, kadimsin, kadirsin. Bu esmalarla birinci secde, ikinci secdede de Türkçe, Fatiha, Felak, Nas ve İhlas da okunarak ikinci secde. Dua bilmiyorsunuz, içinizden ne geliyorsa öyle. Neden Türkçe? Anladığınız dilde olduğu için, bakın. Ama anlamını biliyorsan eğer, Arapça... Yapabilirsin, daha yapabilirsin. Şunu söyleyeyim, Arapça bilmenin uygunluğu değil. Hazreti Peygamber Arapların içinde yaşadığı için Arapça geldi. Peki... Hazreti İbrahim İbraniydi ama ona Arapça gelmemişti. Eyüp Rumların içindeydi. Rumca konuşuyordu. Allah'ın katında hiçbir dilin diğer bir dilden üstünlüğü yok. Peygamberler dikkat et. Hangi toplumlara gelirler? İhtiyaç bulunan olan mı? Yoldan çıkmış toplumlara. Demek ki Araplar çok yoldan çıkmış ki Muhammed Mustafa gibi bir peygamber gelmiş. O dilin kutsallığından değil, bozulmadan dolayı gelmiş. Örnek, düşünün. Örnek verdik gel. Yasin vel Kur'anil Hakim inne kelemine'l murselin. Ne anladın? Ya Muhammed, ya Muhammed, andolsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki. Şimdi? Şimdi anladım. Ne demek istediğimi anladınız mı? Neden? Türkçesini bilirsen Allah'ın senden ne istediğini bilirsin. Ama Arapçayı bilip, ha şunu inkar etmiyorsun.
Arapçayı biliyorsan Arapçayı da bil. Ne kadar dil bilirsen o kadar bu iş önemli. Arapçayı bilirsen meal de yapabilir. Mevleviler bize sordukları soru, Yezid'e neden lanet okuyorsunuz çok? Çünkü Hazreti Muhammed demiş ki düşmanı da sevmeniz gerekiyor diye. Ya bitti mi soru? Evet. Tamam. Mevleviler bize diyorlar ki niye Yezid'e? Peki Kur'an'da lanet ayetleri var. Evet. Kur'an'da lanet ayetleri var. Diyor ki zalimleri Allah lanet etsin. Şimdi gelin. Lanet kelimesinin anlamını bilen canımız var mı? Sorunumuz burada. Kelimenin anlamını bilmemek. Lanet ne demek biliyor musunuz? Allah'ın rahmetinden uzak olmak. Bak şimdi kafanızda olay biraz daha belirginleşti, netleşti. Zalim bir adama karşı mücadele etmek gerekiyor mu? Eğer ki mücadele etmeseniz zalimler temiz insanların onurlarıyla oynarlar mı? O zaman mücadele etmemiz lazım. Sizin mücadeleniz aslında ona lanet okumak demektir. Onun için zalime lanet edilir. Bu ne demek? Kınama demek aslında. Kınama. Yanlışından dolayı kınanma noktasıdır. Eğer ki kişi kendi nefsinden çıkan kötülükleri kınarsa temizlenebilir. Biz buna ne diyoruz? Özünü daralmak. İşte kınıyorsun. Ben bu hatayı yaptım. Yapmamak üzere dardayım. Bu noktada zalime lanet okunur. O zaman biz Maraş'ı anıyor muyuz? Sivas'ı? Çorum'u? Bakın anmayın o zaman. Gelelim Mevlevi canlarımız. Mevlevi canlarımız da çeşitli zamanlarda çeşitli anmalar yapıyorlar. Ve bunun içerisinde zalimlere lanet etme olguları var. Ve Mevleviler iki kesim. Bir, Sünni Mevleviler, iki, Halevi Mevleviler diye iki ayrılıyorlar. Sünni Mevleviler tamamen Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer, Osman bu kavramları. Hüseyinliler biraz daha bundan uzak bir şekilde kullanıyorlar güzel canlar. Ama şunu söyleyeyim, zalime lanet edilir. Evet. Bizim sorumuz bitti. Bir yazmışlar bizim bayanlar. Başka dedeleri Alevli YouTube'da biz gelince takip ediyoruz yani dinlemek için. Ali Yaral'ın bir açıklaması varmış. İmam Cafer Sadık'ın bir hadisi varmış. Beş vakit namaz var diyormuş. Ona nasıl yaşmak? Şunu söyleyeyim. Şimdi Ali Yaral Arap Alevilerinde. Arap Alevilerinde. Şiiler de beş vakit namaz var diyorlar. Ama iki vakiti tevhid yani cem yaptığını söylüyorlar. Ama Alevi inancında ise üç vakit ibadet kabul ediliyor. Sabah, öğle, akşam ibadeti var. Bakmayın şimdi biz dedeler bir süreçte dedik böyle ibadet yok. Var. Biz ne zaman Şah İsmail'le birlikte halikatlar çoğalınca o birinci kapı tamamen dışlandı, ondan kaynaklı. Her Alevi sabah kalkacak, elini yüzünü yıkacak, düz üzerine gelecek, iki secde yapacak. Mecbur. Farz ve şart. Ama biz bunu yapmıyoruz. Aslında Alevi toplumu sabah akşam duasını yerine getirsin. Büyüklerimiz burada, Aleviliğin temel ilkesi. Yer gök dua üzerine mi kurulur? Evet. Sabah duası çok makbul. Ama biz sabahları çok güzel uyuyoruz. Bakın dikkat edin. Onun için kesinlikle bu üç vakitte ibadet var. Hatta üç vakit ibadet var dediniz Mehmet diyor. Bakın işte bak sünniye götürüyor. Ne alakası var? Ben Kur'an'a inanıyorum. Benim peygamberim, Cettim de Muhammed Mustafa, Diyar Murteza bunlar yapmışsa ben de yapacağım. Sen ne dersen de hangi ismi takarsan tak. Çünkü karalamanın başka yolu yok. Eskiden düşünün, ilk geldiğimiz zaman müthiş bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de anti bir bakışı vardı. O zaman niye de yapacağız? Bugün yaptığımız bütün ibadetler Kur'an'ı, rızalı Kur'an'ı, lokma Kur'an'ı, çerah Kur'an'ı. Yani Kur'an ayetleriyle yapıyorsunuz. Ateistlerin sözleri bu toplumu tamamen inançtan uzaklaştırmış. Ama artık öze dönmenin zamanı. Çünkü ateist zaten Allah'a inanmıyor ki. İnanmadığı için ibadet gereği duymuyor ki. Ha nedir? Saygımız var oraya. İster inan. Arapçada toplanma demek. Toplanma.
Yani insanların toplanıp sosyalleştiği, ibadet ettiği, peygamberin de onlara hitap ettiği. Onun için önemliyeti birlik ve beraberliği, sosyalleşmeyi sağlama noktasından geliyor. Şunu söyleyeyim. O canımızın bunu söylemesi bizim de onun gibi olmamızı gerektirmiyor. Çünkü Alevi inancının Kur'an'ı bakış açısıyla Nusayriliğin veya Arap Alevilerin bakış açısı arasında fark var. O zaman birilerinin söylemiyle bunu uyarlamaya, kendimizi uyarlamaya çalışırsak, o zaman o kişinin söylediği ibadet şekillerini de kabul edip uyarlamanız gerekir. Aleviliğe de tam ters düşüyor. Bacıların burada olmaması lazım. O hadiseleri kullandığı için o yüzden öyle diyor. Diklerin hepsini çürütüyor. Ondan sonra İmam-ı Cafer-i Sadık'tan ders alıyor ve sözü şu. 2 yıl daha olmasaydı Numan bin Sabit İmam-ı Cafer'e intisap etmeseydi helak olurdu. İmam-ı Cafer Sadık olmasa ben helak olurdum diyor. Zaten ölüyorsun olarak. Tabii. Çünkü şu anda Sünni Hanifi mezhebi olarak dedikleri bilgi onun bile reddettiği, onun öğrencisi Ebul, bakın öğrencileri Ebul Yusuf'la Ebul Muhammed'in getirdiği şeyler. Yoksa kendisi de reddediyor. Ama bugün o kişiye İmam Azam diyorlar. Peki neden bir şey soracağım? Peygamber zamanında 5 mezhep var mıydı? Peygamber gidilen yol, yorumlarla takip edilen yol. Oysa İmam Cafer, Sadık İmam Ali Hazreti Peygamber'in getirdiği şeyden başka bir şey getirmedi ki. Dedesinin getirdiklerini tekrar yola koydu. Onun için Alevilerin mezhebi olmaz. Alevilik bir mezhep de değildir. Sorarlar mezhebin de. Sakın demek, dinim İslam. Mezhepler ne zaman çıktı? 1500 dönemde. Hazreti Peygamber'den kaç yıl sonra? Evet. 150-160 yıl sonra. O zaman 160 yıl sonra çıkan bir adamın mezhebine bağlanırsanız o adama tabi olursunuz, İslam'a tabi olmazsınız ki. Çelişkiyi oradan yakalamak lazım. Bizim mezhebimiz yok. Bizim yolumuzla dinimiz var. Bizim yolumuz var. Pazartesi günü Almanya, Frankfurt'ta benim bir talebim vefat etti. Çok da severdim kendisi bana. 5 put. Putperestlerin ibadet şekli putların karşısında böyle olduğu için bunu kabul etmiyoruz. Allah'a ekber diyoruz ya. Şimdi bu noktada şu hareket var. Şiilerin yaptığı bir hareket var. Bir de Alevi erkanında olan bir hareket var. Allah'a ekber. Kendini gör. Semahtaki o hareketin olgusu var. Sonra elinizi koyuyorsunuz. Dedem demin söyledi. Allah-u Ekber denildiği zaman hafif baş geriye gidiyor. Evet. Bu şekilde yapılıyor. Ama şimdi biz böyle yapıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Tabii şu anda cemlerde de bazı bölgelerde bu da yapılabiliyor. Ama biz tamamen göğsümüzün üzerine koyuyoruz. Bu şekilde. Ama el kalbin üzerinde olmalı. Ve Allah-u Ekber denir. Çünkü Allah büyüktür demek. Ha ne yaparsınız? Allah-u Ekber Arapça demezsiniz de Allah büyüktür. Bu da denir. Bu sözün hiçbir sakınca yok. İnşallah çok manası var burada. Ehl-i Beyt'in direkt olması demek. Bu anlamda.